Özgür Özel'in bir çıkışı oldu bugün grup toplantısında. Bir izleteyim onu size. Biz olmaya devam edeceğiz. Onların önlerinde yürüyeceğiz haklarını alana kadar. Merkez Bankası'nın 2023 bilançosu açıklandı. Banka 2023'te 818 milyar lira zarar etti. Merkez Bankası'nın yaptığı ödemeye, hazinenin yaptığı ödeme de eklendiğinde toplam rakam 1 trilyon 132 milyardır. Bu para en düşük emekli maaşını 17 bin lira yapalım dediğimde yapamayız para yok dedikleri paranın tam iki katıdır. Türkiye'deki 16 milyon emekliye bir asgari ücret maaş vermenin iki yıllık maliyetini bir avuç zengine verenlere Yazıklar olsun birinci parti olmanın sorumluluğuyla hakkı yenen, hor görülen kim varsa onların öyle arkasında değiliz, yanlarında değiliz. Onların önlerinde yürüyeceğiz haklarını alana kadar. Söz verdik. Emeklilerin sesi olmaya devam edecek. Şimdi tabii burada CHP'de bu iletişim işleriyle kimi ilgileniyor bilmiyorum ama emekliler meselesini daha da gündemde tutarlar, daha da sahiplenirse kendi emekliler noktasında birbirleriyle bir bağ kurarlarsa çok ciddi bir emekli oy kitlesine de sahip olurlar. İktidarın oy deposu olarak görünen emekliler direkt olarak zaten son seçimlerde evet emanet oy da diyebilirsiniz bilemiyorum ama e, bu tamamen kalıcı halede gelebilir. Bu noktada CHP'nin ne yapacağı önemli. Ama buradan biraz önceki belediyelerle ilgili bir kısa yorum yapmak isterim. Şimdi şöyle olacak. Biraz önce Fuat Uğur'un yazdığı haberde şu şey dikkatimi çekti. Bunu haberim var mı da konuşacağım ama şimdi kısaca belirteyim. Hani belediyeler kendi yağında kavrulacak meselesi var ya. İşte şimdi çoğu mesela CHP geçti. Bu süreçte iktidarın şöyle bir planı programı olabilir mi? Biz bunları kendi haline bıraktık. Bakın hiçbir şekilde hizmet edemiyorlar. Kimseye bir fayda sağlayamıyorlar. İşte CHP gelince böyle oluyor falan deyip yeni seçim dönemine hazırlanabilirler. Bu nokta noktada CHP'nin kendisini çok iyi anlatması gerekiyor. Bu kalan borçları, işte bu makam odalarını, belediyelerin içerisindeki yavru sarayları falan e, vatandaşı vatandaşa anlatmaları lazım. Yani göstermeleri lazım bakın neler yapılmış diye. İşin kötüsü ya bu belediyelerdeki o az önceki yapılan kamuda israfı bir savcı tutup hayırdır kardeşim sen kimsin ne yapıyorsun falan diye de bir dava da açılmıyor yani. Şimdi mesela telefelik meselesinde Kepez Belediye Başkanı tutuklandı. Değil mi? Mesut Kocagöz tutuklandı bir ihmalinden dolayı. E bu ne? Bu buna nasıl bir şey oluyor mesela? Oradaki yapılan israf belediyeyi kim denetleyecek yani? Başkan şey miydi? Tatile mi çıkmıştı o makam odaları yapıldı? Neyse uzun lafın kısası. Burada Özgür Özel'in böyle bir çıkışı oldu. Biz hani önlerinde yürüyeceğiz bu meselede dedi. Tabii grup toplantıları artık önemli. Meclis açıldı. Mecliste çalışmalar sürüyor. <laughs> muhalefete bir özgüven geldi. Bu özgüveni nasıl değerlendirecekler? Burada emeklileri arkalarına alırlarsa yani bu artık bu iş böyle değerli izlenir. Yani emeklileri bu süreçte bu dönemde arkasına alan seçimi kazanıyor. Kilit konuma gelmiş vaziyetteler. Emekliler kilit konumdalar. Bunu değerlendirebilen seçimi kazanıyor. O yüzden hep söylüyorum. İktidar Temmuz'a kadar beklerse böyle bir mantığa girerlerse yine hata yaparlar. Çünkü bir şeyi hala anlayamıyorlar. Emaneten olsun ya da sandığa gitmeyip kızan, seçim iktidara kaybettiren emekliler şunu düşündü. Bunu anlayamıyorlar. bak Bakın ben size söyleyeyim. Dediler ki biz burada bir kart gösterelim bu seçimde. Bir kayıp yaşasınlar. E ve ne olacak? Temmuz, temmuz, temmuz diyorlardı ya. Buradan sonra temmuzu bekleyemezler artık. Çünkü biz burada ağır bir darbe vereceğiz. Sonra bir beklentiye girdiler şimdi. E şimdi siz bu beklenti karşılığında... Temmuz dönemine kadar emekliyi pas geçip Temmuz'da enflasyon karşılığını verirseniz insanlar size daha da öfkelenmeyecek mi? Daha da kopmayacak mı sizden? Yani şöyle mi bakıyorsunuz? Zaten kay kaybolan kayboldu. Seçimi kaybettik. Bu saatten sonra hiçbir şey vermeyelim. E bu insanların hafızası yok mu? Unutacaklar mı yani yarın öbür gün? Yaz ayında aylarca unutuldular. Bakın hepsi Mart ayını bekledi. Mart'ın sonunu bekledi. Bence büyük hata yapıyorlar. Yine meseleyi görmüyorlar. Temmuz'a bırakarak onu da söylemiş olayım değerli izleyenler. Şimdi... 800'e yakın izleyen bizleri anlık olarak takip ediyor. Teşekkür ediyorum katılımlarınız için. Yayını beğenmeyi unutmayınız. Bahçeli'nin bir çıkışı olduğu, kendisi bu seyyanen zam meselesinde biraz haf hafızaları tazeleyecek olursak ilk çıkışı yapan, güçlü çıkışı yapan isimdi fakat sonrasında devamı gelmemişti. Memurlara verilen 8 bin liranın emeklilere de verilmesini istemişti. Sonrasında mesele kapandı gitti. Ee, şimdi de diyor ki partimiz olarak milletimizin mesajını aldık diyor. Böyle bir mesajı aldık diyor. Ee, ya bakın burada mesela MHP'nin de bir kaybı oldu ya bu dönemde bu seçimde. Ee, MHP'li olan emeklilerin de bir kızgınlığı oldu hiç şüphesiz. Neden? E çünkü yani Bahçeli'nin o çıkışı yapması 8 bin lira çıkışını yapması sonrasında hiç konuşmaması bu meselelerle ilgili işte soru sorulduğunda Cumhurbaşkanı'na topu atması falan o kitleyi de öfkelendirdi. Ama diyor ki biz milletimizin mesajını aldık. Ee, bakın buradan mesela MHP'ye gönül vermiş ya da MHP'li bir e, yönetici yetkili izleyici varsa şunu kaçırıyorlar. O da şu siz e, iktidarın yanında olduğunuz müddetçe şu durumdasınız. Yani siz de bir hükümetin parçası konumundasınız. İnsanların size bakış açısı bu. Yani size bir muhalefet olarak bakmıyorlar. Buradaki yapılan yanlışlarda sizi de ortak olarak görüyorlar ki görmeleri ne kadar normal değil mi? Çünkü emekli maaşıyla ilgili 7500 liradan 10.000 liraya çıkarılsın denildiğinde mecliste eli kolu CHP kaldırmıyor ya da muhalefet partileri kaldırmıyor. Kim kaldırıyor? AK Parti ile MHP kaldırıyor ya da 10 bin lira 17 bin lira olsun teklifi geldiğinde kim reddediyor? AK Parti ile MHP reddediyor. E i̇nsanlar size e, yani şunu demeye çalışıyorum. MP tutup hükümet yapıyor. Bunların elinde falan filan gibi bir tavra girerse hata yapar. Burada sorumlu sizsiniz de. Yani siz de o e, sonuçta o yasaların içerisindesiniz. Meclis ayağındasınız. Onu pas geçmemek lazım. Söylemek lazım. Şimdi geçelim. Emin Bey'in e, bir...